Mutfağından merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sütün kaymağını alacağım ve sütü yoğurt mayalayacağım. Daha sonra yoğurdun üzerindeki kaymakları da toparlayarak biriktirdiğim kaymakları bidon içerisinde yayarak tereyağı edeceğim. Bu birkaç aşamalı olacağı için bugün sadece kaynamış sütün kaymak kısmını alıp biriktirmeyi göstereceğim. 5 litre sütü akşamdan bakır tenceremizin içerisine koydum, kaynattım. Şöyle güzel bir kaymak oluştu. Akşamdan buzdolabının içerisine tenceresiyle bırakarak yüzünün kaymak tutmasını sağladım. Şimdi kaymağını alıyorum. Bayağı kalın bir kaymak. Yazlıktayız ve Boğazkent'in ineklerinin sütü bayağı yağlı oluyor. Her defasında bu kaymakları biriktirince çok güzel tereyağı oluyor. Hatta dün yaptığım tereyağını sıcak sıcak bazlama ekmeğiyle yayınladığım videoda göstermiştim. Şimdi bu kaymağı bekleteceğim. Sütü ısıtıp yoğurt mayalayacağım. Tekrar yoğurdun üzerinde de kaymak olursa onu da alacağım. Böyle birkaç defa sütün kaymaklarını biriktirdikten sonra tereyağı yapımına geçeceğim. Yaptığım 5 litre sütten aldığım kaymak dolapta buzlukta beklettim donmuş halde. Yaptığım yoğurttan da şöyle kaymaklı kısımlarını aldım. Bayağı bir kaymak var üzerinde. Bunları da şimdi bidona yerleştireceğim. Üzerine de şöyle bir bardak belki daha fazla sıcak su koyup çarkalayıp sallayarak kaymağın üste toparlanmasını sağlayacağım. Buranın sütü çok yağlı olduğu için az bir yoğurt ve kaymaktan bayağı bir tereyağı elde edebiliyoruz. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra biraz da şöyle kaymağın üzerine sıcak su koyuyorum. Buz hali biraz çözülsün. Salama aşamasında tekrar göstereceğim. Kaymaklı yoğurdu bidona yerleştirdim. Şimdi sütün kaymağını da koyuyorum. Zaten bu hali bile tereyağı gibi. Sapsarı, sıcak suyun içinde sapsarı yağ oluştu. Şöyle boşaltıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Şöyle sallıyorum. Biraz daha sıcak su koyarım birazdan. Sıcak suyla yağlar iyice eriyecek. Üste köpük olarak çıkacak. Daha sonra da soğuk su, buz koyarak yağın toparlanmasını sağlayacağım. Bu hali böyle bir yarım saat kadar sallayacağım. Yayık yayar gibi. Çocukken yayıklarımız olurdu. Yayın böyle ipi asılı tahta yayık ya da turuk yayık. Sallanırdı. Yayık ayranı da çok güzel olur. Yoğurt çorba yapılırdı. Ayranlı çorba derdik ama. Kapağını açtım. Bir bardak daha sıcak su koydum. Sıcak suyun yağı iyice eritmesini sağlıyoruz. Ve çarpalamaya sallamaya devam ediyoruz. Yarım saattir çırpıyorum bayağı böyle. Yağlar diş diş görünmeye başladı. Köpük köpük olduğu üzere. Şimdi birazdan buz koyup içinde yağların toparlanmasını sağlayıp ondan sonra süzgeçten süzdüreceğim. Kenarlarından yağlar belli olmaya başladı. Şimdi kapağını açıyorum. Köpük köpük yağlar üstte birikmiş durumda. Şimdi bunun içerisine buzları yerleştiriyorum.
haliyle biraz çırpıp yağların toparlanmasını sağlayacağım. Buzlar içinde şöyle sallıyorum tekrar. Evet. Şöyle açıp bakıyorum ne halde. Yağlar üzerinde, buzların etrafına yapışmış vaziyette. Biraz daha buzdan temasını sağladıktan sonra süzdüreceğim. Yaydığım yağları süzdürüyorum. Şöyle. Bayağı bir koyu benek benek yağlar oluştu üzerinde. Bunu yoğurt kasesine tekrar alıyorum. Sudan uzaklaşsın. Diğer tarafta ayran oldu zaten. Bu şekilde biraz süzülmesini bekleyeceğim. Daha sonra soğuk suyun içinde, buzun içerisinde yağları toparlayacağım. Yakından göstereyim. Buzlar ve tereyağlar bir arada. Şunlar şöyle tereyağı. Birazdan buzlu suyun içerisinde bekletip yağların hepsini toparlamış olacağım. Böylece içerisindeki ayran da tamamen gitmiş olacak. Tereyağımızı süzdürüp buzlu suyun içinde beklettim, toparladım. Şöyle bir topak tereyağı oldu, tadı enfes. Suyun içinde beklettim. Şimdi bunu alıp şöyle buzdolabına koyup kahvaltılarda taze tereyağı olarak tüketeceğiz. Şimdi sırada süzdürdüğüm su var. Ayran daha doğrusu. Onun altını yakıyorum. Üzerine biraz limon suyu, bir limon suyu sıktım. Onu bırakıyorum. Kestirip çökelik yapılacak. Limon suyunu ilave ediyorum. Biraz da yoğurt koyacağım. Şöyle kestirmesi için. Bunda da yine kaymak var, yoğurtta da. Yağlı bir lor olsun istiyorum. Karıştırmadan bunun bu haliyle kaynayıp kesilmesini bekleyeceğiz. Aldık. Altında kalan ayranı ocağa koydum. İçerisine bir limon suyu. Şöyle bir kepçeden fazla yoğurt ve biraz da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir iki kaynadıktan sonra zaten kesilmiş oluyor. Yeşil suyu belli olunca kapatıp süzdüreceğim. Bu da çökelik olacak. Çökelik kesildi. Kaynamaya devam ediyor. Şimdi kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kaynadı. Soğuduktan sonra süzdüreceğim. Çökelik kaynadı. Şimdi bunu süzgece boşaltıyorum. Şöyle. Lor olacak. Bunu da alıp üzerinde bekletiyorum. Daha sonra bu kalan suyu da çorba yapımında kullanabilirim. Hamur mayalayabilirim. Süzülen kısım lor olacak. Tereyağımız ve çökelik lor tamamlandı. Şöyle mis gibi tereyağı elde ettik yaptığımız çalışmada. Bu da suyunu kaynatıp lor şeklinde, çökelik şeklinde yaptım. Alt suyunu da mayalayarak ekmek hamuru hazırladım ve fırında sıcacık bir mayalı tepsi ekmeği yaptım. Hatta suyu çok olduğu için 3-4 tepsi
böyle mayalı ekmeğim oldu. Bunları dilimleyip dolaba koyacağım. İhtiyaç halinde çıkarıp yiyeceğiz. Şu anda yağı şöyle bir kesmek istiyorum. Nasıl bir hale geldiğini size göstermek istiyorum. Çok güzel. Şöyle tadına bakmamız gerektiğinde de, sıcak ekmeğin üzerine sürüp yemek gerektiğinde de şöyle önden bir bakayım. Enfes bir halis muhlis bir tereyağı. Tavsiye ediyorum sizlere bunları yapmayı. Tülin'in mutfağını beğenmeye, abone olmayı unutmuyoruz. Diğer çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.